NTV Haber Merkezi'nden merhaba. Saatler 20'yi gösteriyor. Ana haber vakti. Türkiye'nin ve dünyanın gündemini aktaracağız. Gelin bugün öne çıkan en önemli haberleri paylaşalım öncelikli olarak. Bugün iki kentten, Gaziantep ve Mardin'den çok benzer iki kazanın haberi geldi. Sabah saatlerinde Gaziantep'te yaşanan kazada 15 kişi hayatını kaybetti ve akşam saatlerinde de Mardin'de bir kaza yaşandı. Bu kazada ise 8 can kaybının olduğu bilgisi var. Gaziantep'teki kazaya ilişkin ayrıntıları birazdan aktaracağız ama önce gelin son yaşanan kaza olan Mardin'deki kazaya ilişkin son durumu alalım. NTV bölge temsilcisi Nizamettin Kaplan telefon attığımızda oradaki son bilgileri bizlerle paylaşacak. Nizamettin, hangi bilgiler var elinde? Bu ise maalesef Gaziantep'in ardından Mardin'den de üzücü bir kaza haberi var. Olay önce şöyle başlıyor. Mardin Derik ilçesinin hemen girişinde bir tırın ve iki aracın karıştığı bir kaza oluyor. Ve o kazada ilk bilgilere göre 3 kişi hayatını kaybediyor. Orada halk ve görevliler kazaya müdahale ederken bu sırada yokuş aşağı inen bir başka tırın freninin patlaması sonucu kurtarma çalışmaları yapan halk ve görevlilerin arasına dalıyor. Yani diğer birinci kazanın olduğu alana giriyor. Zaten ekranda da görüntülerden de bu çok net bir şekilde anlaşılıyor. Şu ana kadar yapılan açıklamada ilk belirlemelere göre 8 ölü var. Çok sayıda kişi yaralandı. Kaza sonrasında olay yerinde çok sayıda ambulans ve görevli sevk edildi. Resmi açıklama henüz yok. Mardin Valisi'nin bilgi paylaştığı yönünde haberler vardı 8 ölü konusunda. Ölü sayısı artabilir çünkü şu anda olay yeri oldukça yoğun. Araçların içerisinde insanların sıkıştığı yönünde bilgiler var. Ve tabii ki tam bir panik havası var. Herkes haber alamadığı yakınlarını arıyor olay yerinde. Yaralılar da ilk etapta kurtarılanlar başta Derik ve Mazıdağ'daki hastaneler olmak üzere çevredeki hastanelere sevk edildi. Olay yerinde şu anda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. İlk bilgiler 8 ölü olduğu yönünde, yaralı sayısı konusunda net bilgi yok, daha fazla olduğu belirtiliyor. Ölü sayısının artmasından da endişe ediliyor. Gün içerisinde Gaziantep'ten de benzer bir haber gelmişti. Türkiye son birkaç saat içerisinde şu anki bilgilere dayanarak söylemek gerekirse 23 kişiyi trafik kazalarına kurban verdi. Önümüzdeki saatlerde Mardin'deki kazanın detayları daha net bir şekilde ortaya çıkacak. Resmi açıklamada olması durumunda ve aldığımız bilgiler, taze bilgiler de olması durumunda hemen izleyicilerimizle paylaşacağız. Bu bilgileri aktararak sözü sana bırakayım. Nizamettin, şimdi bugün Gaziantep'te de yine bir kaza meydana geldi. Benzerlikler taşıyor. Yine bir kazanın ardından bir başka tır o kazaya dahil oluyor ve pek çok kişi hayatını kaybediyor bu sebeple. Şimdi burada da hayatını kaybedenler var. Şunu sormak istiyorum. Bu iki tır da yine benzer sebeplerle frenin boşalması dolayısıyla mı aslında aynı kazaya karışıyor? Ya, ilk tır konusunda net bir bilgi yok. Hemen Derik ilçesinin girişinde, yani Diyarbakır ve Mardin Mazıdağ yönünden gelen yol üzerinde kaza meydana geliyor. Orası biraz daha yokuş bir yol. Dolayısıyla büyük araçlar için biraz risk teşkil eden bir yer. Özellikle dolu ve ağır araçlar orada biraz daha vites küçülterek seyrediyor. İlk kaza ile ilgili net bir bilgi yok. Bir tır, iki araç kazaya karışıyor ve ilk bilgilere göre o kazada 3 ölü olduğu belirtiliyor. İşte bu sırada insanlar, görevliler o 3 ölünün olduğu kazada yaralıları kurtarmaya çalışırken kısa bir süre sonra bu kez bir başka tırın hızla geldiği görülüyor ve o kalabalığın içerisine dalıyor. Dolayısıyla ilk bilgiler freninin patladığı yönünde. Ancak tabii ki bunlar kesin bilgiler değil. Görüntülere göre bir tahmin yürütülüyor açıkçası. Saatler 17.30 ve 18 arasında saatler 17.30 ve 18'i gösterdiğinde, yani o aralıkta meydana geliyor trafik kazası bizim aldığımız bilgiye göre. Dolayısıyla Antep'teki kazayla da benzerlik taşıyor. Orada da bir araç kaza yapıyor. Bazı araçlar kaza yapıyor. Ona müdahale edilirken bu kez bir yolcu otobüsü kazaya karışıyor. Burada da bir başka tırın kazaya karıştığı görülüyor net bir şekilde.
güvenlik kamerası görüntülerinden. Nizamettin, şimdi ekranlara getirdiğimiz görüntüler ikinci tıra ait. Yani ikinci tırın bir kaza olduktan sonra yine o kalabalığa girmesiyle oluşan. Bu ise şu an ekranlara ise ilk kazayı getiriyoruz. Bu kazanın ardından oluşan topluluğun üzerine mi diğer tır geliyor, yoksa zaten kalabalık bir nokta mı orası? Hayır, ilk kaza olduktan sonra insanlar araçtaki yaralılara yardım için gidiyorlar. Orada işte o topluluk tam da yardım ederken bir başka tır, freninin patladığı belirtilen bir başka tır o kalabalığın içerisine dalıyor ve 8 kişinin ilk etapta ölümüne neden oluyor. Çok sayıda da yaralı var. Çok sayıda da aracın hasar gördüğünü söylemek gerekir. 10'a yakın, bunlardan ikisi de kazaya karışan tırlar. Ve elbette hemen kazaların yaşandığı noktada bir benzin istasyonu da var. Bu da muhtemelen bir tehlike yaratıyordu. Belki çok daha büyük bir facianın önüne geçilmiş oldu. Evet, şans eseri benzinliğin içerisine dalmaması büyük bir faciayı da önlemiş oldu. Ancak görüntülerden de görüyoruz. Yine de yani çok büyük bir kaza olduğunu söylemek gerekir. Çok sayıda insanın çevreye kaçıştığını görüyoruz. Tırın önüne aldığı araçlarla birlikte insanları altına alıp sürüklediğini görüyoruz. Bayağı büyük boyutlu bir kaza. NTV bölge temsilcisi Nizamettin Kaplan son bilgileri bizlerle paylaştı. Evet, kaza yapan tıra başka bir tır çarptı. İzlediğiniz görüntüler Mardin'den, ancak yine bugün Gaziantep'te de büyük bir kaza meydana geldi ve burada da 15 kişi hayatını kaybetti. Pek çok da yaralı var, aktarmış olalım. Ve şimdi gelin Gaziantep'teki kazaya bakalım. Bir otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu olay yerine giden kurtarma ekiplerine yolcu otobüsü çarptı. Kazada biraz önce de bahsettiğim gibi 15 kişi hayatını kaybetti. 8'i ağır, 22 kişi ise yaralı. Hayatını kaybedenler arasında 3 itfaiye, 3 sağlık personeli ve de 2 meslektaşımız, 2 gazeteci de bulunuyor. Yaşanan yaralanan otobüs şoförü ise tedavisinin ardından gözaltına alındı. Kaza yapan yolcu otobüsünün 5 yıl önce de bir ambulansa çarptığı ortaya çıktı. Döndüğüm an kafamı kaldırdım, baktım bir yolcu otobüsü yalpalayarak geliyor, zaten devrildiğini de gördüm. Kaçın diye bağırdım, otobüs geliyor, kaçın diye bağırdım. Kontrolden çıkan otomobil dereye yuvarlandı. Katliam gibi kaza kurtarma çalışması sırasında meydana geldi. Devrilip sürüklenen yolcu otobüsü olay yerindeki itfaiye, sağlık ve yardım için bölgede bulunan gazetecilere çarptı. 15 kişi hayatını kaybetti, 8'i ağır, 22 kişi yaralandı. Bayağı bir hasar almış hemen cenaze aracının ön tarafında. Kaza Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunda meydana geldi. Bir otomobil Nizip yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kurtarma çalışmaları sürerken ikinci bir kaza meydana geldi. İstanbul'dan Diyarbakır'a giden yolcu otobüsü iddiaya göre aniden frene basınca yan yatarak devrildi. 200 metre sürüklenen otobüs olay yerindeki ekiplere çarptı. Herhalde bu diğer araba yok mu? Kaza yapan araba. Onun deposu yağ kaçırmış, patlamış, ne olmuş? Bu da frene basa onlara dalıyor. Zaten onlara vuruyor, çarpıyor. Bu da devriliyor. Bir önceki kazanın sıcaklığıyla eğer tam olarak geriden gelen trafik yönlendirilememişse otobüs sürücüsü bu aniden duran trafiği fark edememiş olabilir. O anda başka bir şeyle ilgileniyor olabilir. Yorgun olabilir. Birçok sebep sayabiliriz bunu ama yani bir otobüsün 200 metre boyunca devrilerek kayması aslına bakarsanız aynı zamanda hızla ilgili bir problem olduğu şüphesini de doğurmuyor değil. 22 yaralı Nizip ve çevre hastanelere sevk edildi. 8'inin durumu ağır. Kaza sonrası kapanan Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu 5 saat sonra ulaşıma açıldı. Otobüs şoförü Abdülkadir Memiş tedavisinin ardından gözaltına alındı. 45 yolcu taşıyan otobüsün bu ilk kazası değil. 29 Aralık 2017'de de Şanlıurfa'da bir kazaya karıştığı ortaya çıktı. Yine bir ambulansa çarpan yolcu otobüsü 6 sağlık personelinin yaralanmasına yol açmıştı.
Gaziantep'teki kazada yaşamını yitirenlerin ikisi meslektaşımızdı. İhlas Haber Ajansı muhabirleri Muhammed Abdülkadir Esen'le Umut Yakup Tanrıöver görev için Şanlıurfa'ya gidiyordu. Kazayı görüp durdular. Yaralılara yardım ederken bir kaza daha oldu. Korkunç kazada ikisi de yaşamını yitirdi. Sadece 2 saat önce meslektaşlarıyla görüşen İHA muhabiri kaza haberine ağlayarak duyurdu. Kaza yapan araçtakilere yardım için durdular. Olay yerindeki ikinci kazada yaşamlarını yitirdiler. Gaziantep'te yolcu otobüsünün çarpması sonucu yaşamını yitirenler arasında iki gazeteci de var. İhlas Haber Ajansı muhabirleri Muhammed Abdülkadir Esen'le Umut Yakup Tanrıöver kazada yaşamını yitirdi. Kaza ihbarına geldik biz basın mensubu olarak. Geldiğimizde korkunç manzarayla karşılaştık. İki tane saatler önce beraber mesai yaptığımız iki mesai arkadaşımızı da kaybettik ne yazık ki. Muhabirler Muhammed Abdülkadir Esen'le Umut Yakup Tanrıöver canlı yayın aracıyla görev için Şanlıurfa'ya gidiyordu. 1-2 saat sürmesi planlanan yayından sonra Gaziantep'e döneceklerdi. İki muhabir TAG otoyolundaki kazayı görünce yardım için durdu. Ancak kaza yerinden 200 metre geride devrilen ve kayan yolcu otobüsü hem onlara hem de kurtarma ekiplerine çarptı. İki muhabir de olay yerinde yaşamını yitirdi. NTV canlı yayınında kazayı anlatan ekip arkadaşları ölüm haberini gözyaşlarıyla duyurdu. Çok kötü durum, yani diyecek bir şey bulamıyoruz. Konuşmak çok zor, bir şeyler dile getirmek, bir şeyler anlatabilmek çok zor. Çok kötü durumdayız. Dediğim gibi 2 saat önce beraber mesai yaptığımız iki arkadaşımızı kaybettik. Muhammed Abdülkadir Esen 26, Umut Yakup Tanrıöver 24 yaşındaydı. İkisi de bekardı. Genç muhabirler pazar günü düzenlenecek törenin ardından Gaziantep'te toprağa verilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Manisa'da toplu açılış törenine katıldı. Geçen hafta katıldığı Soçi zirvesiyle ilgili konuşan Erdoğan, "Biz bu yolda dünya barışı için varız." dedi. Erdoğan muhalefeti de eleştirdi. "Koalisyon güzellemesi yapıyorlar." ifadesini kullandı. İki gün önce neredeydim? Ukrayna'da. Bir hafta önce neredeydim? Soçi'de. Niçin? Dünya barışını tesis edelim diye. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünyanın yakından takip ettiği zirve ile ilgili konuştu. Ukrayna'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yaptığı görüşmeyi anlattı. "Biz bu yolda dünya barışı için varız." dedi. Biz bu yolda dünya barışı için varız. Savaş için değil, barış için varız. Ama bu ülkede maalesef savaş için gayret sarf edenler yok mu? Var. Onların da kimler olduğunu gayet iyi biliyoruz. Onlara da gereken dersi Manisa 2023 Haziran'ında vermeye hazır mı? Erdoğan, Manisa Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen toplu açılış töreninde konuştu. 2053 vizyonuyla Türkiye'yi küresel yönetim ve ekonomi sisteminin en üst ligine çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. Erdoğan, muhalefeti eleştirdi, onların tek vaadi eski Türkiye dedi. Dikkat ederseniz, karşımızdakiler milletimize geleceği değil, sadece geçmişi, yani eski Türkiye'yi vaat ediyorlar. Koalisyonların, krizlerin ve kaosların güzellemesini yapıyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Manisalı üzüm üreticilerinin beklediği haberi de açıkladı. Çekirdeksiz kuru üzüm alım fiyatının 27 lira olarak belirlendiğini duyurdu. Hem güçlü devlet, hem güçlü çiftçi olarak fiyatımızı 27 lira olarak belirledik. Cumhurbaşkanı toplu açılış töreni öncesinde Güzelköy Mahallesi'nde bir üzüm bağına giderek üreticilerle buluştu. Hasat çalışmasına katıldı. Altılı Masa yarın toplanıyor. Altı muhalefet partisinin lideri ilk turun son toplantısını yapacak. Kritik soruysa Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunun gündeme gelip gelmeyeceği. Altı muhalefet partisinin lideri ilk turun son toplantısı için Saadet Partisi ev sahipliğinde bir araya geliyor. Toplantı parti genel merkezinde olacak.
İlk turun son toplantısı olması nedeniyle altılı masanın bu randevusu önemli. Toplantılara devam edilmesi yönünde bir irade ortaya konması bekleniyor. Görüşmeler liderler düzeyinde mi, kurmayların bir araya gelmesi şeklinde mi sürecek? Buna ilişkin kararın da toplantıda alınabileceği söyleniyor. Altı parti güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçişin yol haritasını belirlemek üzere bir araya gelmişti. Oluşturulan seçim güvenliği ve kurumsal reformlar komisyonları çalışmalarını tamamladı. Bu başlıklar altında neler yapılacağı kamuoyuna açıklandı. Anayasal ve Yasal Reformlar Komisyonu'nun çalışmalarının da bu son toplantıda ele alınması bekleniyor. Kritik soru ise Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunun bu toplantıda gündeme gelip gelmeyeceği. Liderlerin ilk turun son toplantısında adaylık konusundaki görüşlerini, partilerinin tavrını dile getirmeleri bekleniyor. Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak. Irak ve Suriye'nin kuzeyinde operasyonlar sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı Fırat Kalkanı'nın bölgesinde saldırı girişiminde bulunan 11 PKK'lı YPG'liyi teröristin komandolar tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Kuzey Irak Pençe Şimşek operasyonu bölgesinde de 2 terörist etkisiz hale getirildi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres tahıl koridoru kapsamındaki çalışmaları incelemek üzere İstanbul'a geldi bugün. Bir tahıl gemisine yapılan denetime katıldı ve daha sonra Müşterek Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti. Guterres, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'la birlikte tahıl sevkiyatının son durumunu değerlendirmek üzere de kameraların karşısına geçti. Ukrayna'ya gidecek tahıl gemisinde Müşterek Koordinasyon Merkezi ekibiyle incelemeye katıldı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres İstanbul'daydı. Guterres çalışmalara Zeytinburnu Kazlıçeşme Limanı'ndan başladı. Buradan Ukrayna'ya gidecek bir gemide bir inceleme yapılacak. Yine o resmi prosedür gerçekleştirilecek. Ortak Müşterek Koordinasyon Kurulu ekibi burada gemide bir takım kontroller yapacaklar. İşte o kontrolleri gözlemlemek üzere de denize açıldı Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres. Antonio Guterres denetime katıldıktan sonra Milli Savunma Üniversitesi'ndeki Müşterek Koordinasyon Merkezi'ne gitti. Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine burada Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar eşlik etti. Merkez personel sayısını giderek artırmış ve halihazırda şu anda Türkiye'den 14, Rusya'dan 22, Ukrayna'dan 12 ve Birleşmiş Milletler'den 23 temsilci olmak üzere toplam 71 kişi görev yapmaktadır. Sahada herhangi bir askeri unsur bulunmamaktadır. 1 Ağustos'tan bu yana toplam 51 gemi tahıl sevkiyatı için sele çıkarken bunların 27'si Ukrayna limanlarından çıkış yapmıştır. 24 gemi ise tahıl sevkiyatı için Ukrayna limanlarına girmiştir. Toplam 656.349 ton tahıl sevkiyatı gerçekleştirilmiştir. Rakamın giderek artacağını değerlendiriyoruz. Gıda krizinin aşılmasına, özellikle fiyatların aşağı çekilmesine önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Safe movement of thousands of commercial vessels. Düzinelerce kargo gemisinin koordine edildiği bu merkezin kalbinde ilham veren bir operasyon yürütülüyor. Çok uzun bir sürecin başlangıcındayız. Bu kritik anlaşmanın tüm dünya için ne anlama geldiğini ortaya koyduk. Bu aşamada ben bu Müşterek Koordinasyon Merkezi'ndeki çalışmalar için teşekkür etmek istiyorum. Hayat kurtaran çalışmalarınızın devam etmesini bekliyorum ve bu noktada Birleşmiş Milletler'in size olan desteğine her zaman güvenebilirsiniz. Tahıl Koridoru 22 Temmuz'da İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Guterres'in de katıldığı anlaşmayla hayata geçirilmişti. Rusya'nın 2014'te ilhak ettiği Kırım'daki Karadeniz filosu karargahına Ukrayna'ya ait bir insansız hava aracıyla saldırı düzenlendi. Saldırının ardından karargahın çatısında yangın çıktı. Olayda yaralanan olmadığı açıklandı. Ukrayna'nın Mykolaiv bölgesinde düzenlenen füze saldırısında ise aralarında çocukların da bulunduğu 12 sivil yaralandı. Rusya'nın 2014'te ilhak ettiği Kırım'da Rus hedeflerine yönelik birçok drone saldırısı bildirildi. Sivastopol'daki Rusya Karadeniz filosu karargahına Ukrayna'ya ait bir insansız hava aracıyla saldırı düzenlendiği belirtildi. İHA'nın karargahın çatısını vurmasının ardından yangın çıktığı, olayda yaralanan olmadığı açıklandı. Sivastopol Belediye Başkanı Mikhail Rozvozayev, drone'un düşürülemediğini söyledi.
Sosyal medyada paylaşılan karargahın bulunduğu noktaya ait olduğu öne sürülen görüntülerde bölgeden yükselen dumanlar görülüyor. Saldırı Rusya'nın Kırım'daki askeri üssü yakınında patlama meydana gelmesinden bir gün sonra gerçekleşti. Karargahın yanı sıra Kırım'ın birçok noktasında patlama yaşandığı da gelen bilgiler arasında. Ukrayna'nın doğusundaysa çatışmalar Bahmut kenti çevresinde yoğunlaşmış durumda. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı Rus kuvvetlerinin Kramatorsk ve Bahmut kentleri yönünde taarruz operasyonlarına devam ettiğini duyurdu. Bahmut kentinden sivillerin tahliyesi sürerken olası Rus ilerleyişini engellemek için yollara barikatlar yerleştiriliyor. Mikolaev'in Voznesensk kentinde bir Rus füzesinin yerleşim yerlerini hedef aldığı bildirildi. Aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişi yaralandı. Saldırı düzenlenen bölgenin ülkenin en büyük ikinci nükleer santraline yaklaşık 30 kilometre mesafede olduğu açıklandı. Rusya'nın Donetsk'e gerçekleştirdiği saldırılardaysa hayatını kaybedenler oldu. Rus güçlerinin Harkov ve Sumi bölgelerine bombardıman düzenlediği de bildirildi. Bültenimizin başında iki kaza ile ilgili son bilgileri sizlerle paylaştık. Akşam saatlerinde, akşamüstü saatlerde Mardin'de meydana gelen bir trafik kazası vardı. Görüntüleri ekranlarınıza geliyor. Buradaki kazada can kaybının 10'a yükseldiği bilgisi elimize ulaştı. Açıklamayı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu aktardı sosyal medya hesabından. Maalesef bugün trafik kazaları açısından boğazımızın düğümlendiği gün oldu dedi. Mardin Derik'te aynı yerde üst üste iki tır kazası yaşandı. Tüm ekiplerimiz seferber. İlk belirlemelere göre 10 can kaybımız var. Yaralılarımız hastanelere taşınıyor. Geçmiş olsun. Allah rahmet eylesin mesajını paylaştı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu. Gündemin diğer başlıklarını paylaşmaya devam edelim. Vakıf üniversitelerine %200'e yakın zam geldi. Birçok öğrenci ve veli de zamlara tepki olarak protesto yaptı. O zamlar mahkemeye taşındı ve emsal bir karar çıktı. Beylikdüzü'nde bulunan özel bir üniversitenin en fazla %79 zam oranıyla kayıtları yenilebileceğine dair bir karar verildi. Birçok vakıf üniversitesine %200'e yakın zam geldi. Gelen zamlar mahkemeye taşındı. Beylikdüzü'nde bulunan özel bir üniversiteye Bakırköy Tüketici Mahkemesi'nde dava açıldı. Çıkan karar emsal niteliğinde. Buna göre üniversite yeni kayıt ücretine en fazla %79 zam yapabilir. Özel okullar kayıt aşamalarında %5, %10 gibi taahhütlerde bulundular. Bu taahhütler hukukta icaptır. Kendi okullarının tercih edilmesi yönünde kendilerini yönlendirmişlerdir. Söz konusu işlem tüketici, idare ve rekabet hukuk açısından yasalara aykırıdır. Üstelik öğrencilerin yatay geçiş hakkının dolmasından sonra bu zamlar açıklanmıştır. Yani bu durumda öğrencilerin kayıt ücretlerini ödeyememesi durumunda bir yıllarının yanmasını göze almışlardır. Biz müvekkillerimiz adına yaptığımız başvuruyla itaat tedbir kararını mahkemeye kabul ettirdik ve şimdilik %79,60 yani TÜİK'in açıkladığı zam oranından talebimizi kabul ettirdik. Hukukçular zam oranının düşürülmesi için tekrar dava açacaklarını söylüyor. Tüketici Mahkemesi'ne almış olduğumuz bu itaat tedbir kararı şu anda emsal teşkil etmekte. Esas davamızda biz bununla da yetinmeyeceğiz. Bunun %79 da değil, %10 üzerinden olması için çabalayacağız. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, vakıf üniversitelerinin yüksek fiyatlarında indirim yapması için temaslarını sürdürüyor. Hafta içi Ankara'da bazı vakıf üniversitelerinin yöneticileriyle bir araya gelen Özvar, bu kez İstanbul'da vakıf üniversitesi yöneticileriyle buluştu ve indirim talebini yineledi. Sayı vermemekle beraber bugün de bir kısım vakıf üniversitesi mütevelli heyeti başkanlarıyla görüşerek gerekli desteği vermelerini istedim. Bu konuda takip de edeceğiz. Yani üniversitelerimizin öğrencilerine, aday öğrencilere ne kadar destek olacaklarını da izleyeceğimizi kendilerine ifade etti. Bizim istediğimiz şu, tam burslu olmayan, öğrenim ücreti ödemek zorunda olan öğrencilerimize indirim yapmaları. Bu konuda biliyorsunuz herhangi bir kanuni veya hukuki bir mevzuat söz konusu değil. Burada bizim yapmaya çalıştığımız şey üniversitelerimizden bu konuda bir fedakarlık. Biz vakıf üniversitelerimizden öğrenim ücretleri ve barınma konusunda destek olmalarını bekliyoruz. Bu konuda destek olan vakıf üniversitelerimize önümüzdeki dönemde biz de Yüksek Öğretim Kurulu olarak
gerekli kolaylıkları göstereceğiz. Paramparça ve Fatma Gül'ün Suçun Ne gibi dizilerle geniş kitlelerin sevgisini kazanan sanatçı Civan Canova hayatını kaybetti bugün. Bir süredir hastanede tedavi gören Civan Canova 67 yaşındaydı. Bakıcı bulamayan ailelerin sayısı giderek artıyor. Sektör temsilcileri pandemiden sonra talebin arttığını ancak bunu karşılayacak eleman bulamadıklarını söylüyorlar. Üstelik ücretlerdeki artışa rağmen. Biz kayınvalideye bakıcı bulamadık. Çok zorluk çektik. Yabancı uyruklular dolar ve euro, onda sorun oluyor. Yerli bakıcı bulmakta da yine zorlanıyorsunuz. Yaşlı, çocuk, hasta. Aileler bakıcı arıyor ancak bulabilenlerin sayısı giderek azalıyor. Sadece aileler değil, özel ev hizmetleri veren firmalarda çalıştıracak eleman bulamamaktan şikayetçi. Piyasadaki talep aşırı derecede fazla. Hem evde bakımlardan hem de kurumlardan aşırı derecede çok ama bakıcı yetersizliği çok fazla. Yani çalışmıyor kimse. Şu an yetiştiremiyoruz. Sektör temsilcileri Türk vatandaşlarının ilgili bölümlerden mezun olsalar bile evde bakım hizmeti vermeyi tercih etmediğini söylüyor. Yabancı bakıcılarla da kur artışının da etkisiyle ücret sorunları yaşanabiliyor. Fiyatlar devamlı artışa geçti. 3 gün bir yerde çalışıp 50 lira, 100 lira kim fazla verirse o tarafa yöneliyorlar. Yatılı Türkler zaten 15-20'den aşağı gitmiyorlar. 20 binden aşağı. Yabancılar da 9-10, 12 civarında. İyi güzel başladık falan. Sonra bir anda dolar 8 liraya çıkınca 2500 düzeyinde sabitlemek istedik. Bize haber vermeden ülkesine döndü ve bizi mağdur etti. Geri de gelmedi. Bir arkadaşım bebeğini 6 aylıkken bakıcıya bırakıp sonrasında olumsuz şeyler yaşadığı için eve geri dönmek zorunda kaldı. Sektör temsilcileri son dönemde çalışma izni sorunları da yaşandığını, bu nedenle kaçak çalışan yabancı oranının %60'lara ulaştığını da belirtiyor. TESK Başkanı Bendevi Palandöken esnafın pandemi sürecinde biriken borçları için bankalara yeniden yapılandırma çağrısı yaptı. Esnaf ve zanaatkar bu pandemi sürecinde zorlandı. İş yeri kiraları başta olmak üzere girdi maliyetleri çok arttı. Elektrik, doğalgaz vesaire birikti. Esnaf bu durumda zaten borçlarını ödeyemiyor. Devlet tahsilatı yapamıyor. Ülkemizde sadece devlet ve kamu bankaları değil, özel bankalarda esnaf ve zanaatkara destek olmalı. Sil baştan yeniden bir düzelme yapılması lazım. Ticareti devam eden ancak kara listede isimler olanların silinmesi lazım ki esnaf ticari hayatını idame ettirsin. İstihdama katkı koysun. Esnafa rahat bir nefes alınması için yeniden bir yapılanmanın şart olduğunu ifade etmek istiyorum. Berber, kuaför ve güzellik salonları 1 Ekim'den itibaren haftanın bir günü kapalı olacak. Ticaret Bakanlığı kararına göre o ilde işletmelerin hangi gün kapalı olacağına ise valilikler karar verecek. Kuaförler pazar gününü tercih ediyorlar ancak hafta içi çalışan bazı müşteriler bunu tercih etmiyor. Berber, kuaför ve güzellik salonları haftanın bir günü kapalı olacak. Karar Ticaret Bakanlığı tarafından alındı. Beklenen karar çıktı. Kararlar camiamızda sevinçle karşılandı. Devletin resmi tatil günü pazar günü ilan ettiyse esnaf ve sanatkar da 6 gün kazanacak. Bir gün istirahat ederek onlar da eş ve çocuklarıyla, aileleriyle, akrabalarıyla hayat bulacak diyorum. Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada kararın sektörün de görüşü alınarak verildiği belirtildi. Berber, kuaför ve güzellik salonlarının hangi gün kapalı olacağını ise valilikler belirleyecek. Berberlerin, kuaförlerin ve güzellik salonlarının hangi gün kapalı olacağına bulunduğu ilin valisi karar verecek. Valiler bu üç farklı grup için ayrı ayrı kapanma günleri belirleyebilecekler. Sektör temsilcileri ve çalışanların tercihi salonların pazar günü kapalı olmalı. Güzel bir karar. Haftada bir gün izin olmak gerekiyor. Çünkü ailemize de vakit ayırmamız gerekiyor. Piyasada çoğu salon açık olduğu için mecbur herkes bir şekilde açık tutuyor. Ama kapanması herkes için çok sağlıklı bir karar olur. Bence bir işletme ve çalışan için de olması gereken bir karar. Biz bunu bekliyorduk. Adaletli olması için yani haftada bir gün her yerin kapanması lazım. Bize göre en uygun gün pazar günü. Temp sent ayırırlarsa daha iyi olur. Çünkü örnek vereyim, Çankaya bölgesinde
Ya bizlerde mesela pazar günleri kapalı olması daha uygun. Ama hafta içi çalışanlar ancak pazar günü vakit bulabildiklerini söylüyor. Ben hafta içleri çalıştığım için hafta içi kapalı olması daha iyi olur tabii ki. Hafta sonu daha yoğunlukla kullanıyoruz. Hafta içi kapalı olması daha iyi olur. Hafta içi yoğun çalıştığımız için hafta sonları kullanmak istiyoruz açıkçası. Kararı her ilin valiliği o şehirdeki duruma ve sektörden gelen talebe göre alacak. Somali'nin başkenti Mogadishu'da bir otele saldırı düzenlendi. Saldırıda en az 20 kişi hayatını kaybetti. Saldırganları yakalamak için operasyonsa devam ediyor. Somalili istihbarat yetkililerinin verdiği bilgiye göre saldırganlar önce otele bombalı saldırı düzenledi. Ardından da silahlarla baskın yaptı. 20 kişi öldü, en az 40 kişi de yaralandı. Olayın ardından polis operasyon başlattı. Otele giden tüm yollar kapatıldı. Bölgeden dumanların yükseldiği görüldü. Otelin büyük kısmının hasar gördüğü de belirtiliyor. Saldırıyı Eş-Şabab örgütü üstlendi. Örgüt ülkede sık sık güvenlik güçlerini ve sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırılar düzenliyor. Rus enerji şirketi Gazprom Avrupa'ya gaz akışının 3 günlüğüne kesileceğini duyurdu. Avrupa ülkeleri ise gaz akışının tekrar başlamama ihtimaline ilişkin tedirgin. Rusya ay sonunda Avrupa'ya gaz akışını 3 günlüğüne durduracak. Karar Rus enerji şirketi Gazprom tarafından duyuruldu. Gerekçe ise Baltık Denizi altından Almanya'ya ulaşan kuzey yakın bir boru hattındaki kompresör bakımı. Gaz akışının kesilmesi Haziran'da düşürülen arzın tekrar başlatılmaması konusunda tedirginlik oluşturdu. Almanya, Rusya'dan en çok gaz ithal eden ülke konumunda. Endüstrisinin önemli bir bölümü Rus gazına bağlı. Ekonomi Bakanlığı sözcüsü kararın ardından durumu yakından takip ettiklerini açıkladı. Avrupa Birliği ülkeleri Rusya'yı enerji hamlesini Avrupa'ya karşı silah olarak kullanmakla suçluyor. Rus tarafı ise Polonya boru hattının kuzey yakın bir üzerinden kesilen gazı telafi edebilecek kapasitede olduğunu öne sürüyor. Gazprom bakımdan sonra kuzey yakın bir üzerinden günlük 33 milyon metreküp gaz akışı olacağını duyurdu. Bu rakam toplam kapasitenin %20'sine tekabül ediyor. Rusya, Mart ayında dost olmayan ülkeler olarak nitelendirdiği birçok ülkenin Rus gazı için rubleyle ödeme yapması gerektiğini iletmişti. Bu karardan sonra Avrupa'ya giden gaz akışında kısılmalar olmuştu. Evet, iklimler değişiyor. Dünyanın bir kısmı seller, bir kısmı da kuraklıkla mücadele halinde. Venedik'ten Meksika'ya, Portekiz'den Kosova'ya birçok adresten farklı afet görüntüleri geldi. Bir yanda seller, fırtınalar, diğer yanda kavurucu sıcak ve yangınlar. Dünya yıkıcı hava dalgalarıyla boğuşuyor. Burası İtalya'nın Venedik kenti. Şiddetli rüzgar San Marco Bazilikası'nın önündeki çan kulesine hasar verdi. Tuğlalar uçtu, şemsiyeler savruldu. O anlarda meydanda bulunanlar kaçacak yer aradı. Fransa ile Avusturya ise ölümlere neden olan sel ve fırtınanın yaralarını sarma çabasında. Fransa'nın Korsika adasında fırtına nedeniyle 45 bin haneye elektrik verilemiyor. Caddeler göle dönmüş durumda. Burası da Meksika. Sağanak yağmurlar nedeniyle ülkenin doğusundaki Şemutal kasabasını su bastı. Yollar kapandı, arabalar su altında kaldı. İtfaiye ekipleri sel bölgesinde mahsur kalanlara ulaşmaya çalıştı. Çin'in Qinghai bölgesinde de tam bir afet hali var. Yetkililer, selde kaybolduğu bildirilen 20 kişiyi kurtarmayı başardı. Bölgeden 250'ye yakın kişi tahliye edildi. Dünyanın bir kısmı da bunaltıcı havaların etkisi altında ve orman yangınlarıyla boğuşuyor. İspanya'nın doğusundaki Valencia'da yangın 5 gündür söndürülemiyor. Alevlere havadan da müdahale ediliyor. Yangın şimdiye kadar 19 bin hektarlık alanı küle çevirdi. Resmi kaynaklara göre bu, İspanya'da 2022'de çıkan en büyük yangın. Portekiz'de ise ulusal parkta çıkan yangın ancak 2 haftanın sonunda kontrol altına alınabildi. Hükümet yeni sıcak hava dalgasına karşı 3 günlük alarm durumu ilan etti. Önlemler kapsamında ormanlık alanlara giriş geçici olarak yasaklandı.
Balkan ülkesi Kosova'da ise yüksek sıcaklık nedeniyle nehirler ve göller kurudu. Kamenice bölgesinde daha önce bu seviyede bir kuraklık görülmediğini belirten aktivistler, nehirdeki balıkları kurtarmaya çalışıyor. Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te artan enflasyon ve düşen alım gücüne dikkat çekmek için protesto gösterisi düzenlendi. Göstericiler tabutlar ve çelenklerle eylem yaptı. Bu tabutlar ve çelenkler sembolik. Arjantin'de artan enflasyon ve düşen alım gücü simgesel bir cenaze töreniyle protesto edildi. Başkent Buenos Aires'in en işlek meydanında toplanan işçiler, ücretler öldü yazılı pankartlar ve boş tabutlar taşıdı. Sembolik protesto Buenos Aires'te binlerce kişinin katıldığı hükümet karşıtı gösteriden iki gün sonra gerçekleşti. Asgari ücretlerin artırılmasını talep eden eylemciler, hükümetin artan fiyatlar karşısında adım atmaması durumunda gösterilere devam edeceklerini belirtiyor. Bugün Arjantinli işçilerin koşullarını ifade eden ücret için sembolik bir nöbet tutuyoruz. Bölgedeki en düşük ücret Arjantin'de. Bunun acısını çekiyoruz. Arjantin'de enflasyon son 20 yılın zirvesini görerek %70'i aşmıştı. Yıl sonuna kadar da %90'lara çıkması öngörülüyor. Ülkenin ekonomi bakanı Temmuz ayında istifa etmişti. İstanbul Çatalca'da bir ayçiçeği tarlasında 17 yerinden bıçaklanmış olarak bulunan Emre Öztürk cinayeti aydınlatıldı. Katil zanlısını Emre Öztürk'ün öldürülmeden önce kız arkadaşına yolladığı bir fotoğraf ortaya çıkardı. Issız bir yerdeyim. Öldürseler kimsenin haberi olmaz dedi, öldürüldü. Kız arkadaşına yolladığı fotoğraf cinayet mahalli oldu. Katili o fotoğraf ortaya çıkardı. İstanbul Çatalca'da ayçiçek tarlasında öldürülen Emre Öztürk'ün katil zanlısı eski ortağı çıktı. Abdülhaluk Barık, "Arabam bozuldu" diyerek eski ortağı Emre Öztürk'ü bir ayçiçek tarlasına çağırdı. 29 yaşındaki Öztürk gittiği yeri ıssız buldu ve fotoğrafını çekip kız arkadaşına yolladı. Fotoğrafı çektikten hemen sonra 17 yerinden bıçaklanarak öldürüldü. Polis, Öztürk'ün yolladığı fotoğrafta görünen aracın izini sürdü. Aracın, katil zanlısının kardeşine ait olduğu ortaya çıktı. Barık, Öztürk'ü bıçakladıktan sonra telefonunu ve cüzdanını alarak olaya gasp süsü vermeye çalıştı. Polis, olayı aydınlattı ve iki kardeş tutuklandı. Emre Öztürk'ün Abdülhaluk Barık'a lüks aracını ödünç verdiği, araçla kaza yapınca da masraflar nedeniyle aralarında tartışma çıktığı öğrenildi. Eskişehir'de işe giriş sağlık taramasında lösemi olduğunu öğrenen doktor Selin Gizem Kireli bir yıllık mücadelesinin ardından hayatını kaybetti. Doktor henüz 25 yaşındaydı. Selin Gizem Kireli 25 yaşındaydı. Tıp fakültesini bitirmiş, doktor olmaya hazırlanıyordu. Geçen yıl Eskişehir İl Ambulans Servisi'nde ilk ataması yapıldı. Genç kadına iş için yapılan sağlık taramasında lösemi teşhisi kondu. Hastalığı çok hızlı ilerleyince Ankara'daki özel bir hastaneye yatırıldı. Bu süreçte baba Mehmet Kireli, kızının tedavisi için evini satılığa çıkardı. Selin'e belirli aralıklarla babası ve erkek kardeşinden alınan ilikler nakledildi. Üçüncü ilik nakli de annesinden yapılacaktı. Ancak genç kadın üçüncü nakil gerçekleştirilemeden yaşamını yitirdi. Hayalini kurduğu doktorluk görevine başlayamadan hayata veda eden genç kadın için Konya'da cenaze töreni düzenlendi. Doğanhisar ilçesindeki törende duygusal anlar yaşandı. Selin'in tedavi gördüğü hastanede onunla birlikte 3 ay aynı odayı paylaşan İrem Tuzcu ve babası da cenazeye katılanlar arasındaydı. Benim kızımla birlikte Bayındır Hastanesi'nde ilik nakli olmuştu. İkinci kez ilik naklinde oldu. Kızımın oda arkadaşıydı diyebilirim. İkisi beraber bayağı uzun bir müddet hastanede yattılar. İşte kızımın nakli başarılı geçti fakat Gizem'i kurtaramadık. Kireli'nin cenazesi namazın ardından mahalle mezarlığına dualarla defnedildi.
Kemal Yücel 9 yıl önce 6 yaşındayken yaşamını yitiren oğlunun organlarını bağışladı. Organlar 5 kişiyi hayata bağladı. O günden bu yana da kurduğu dernekle hastalara umut oldu. Kök hücre ve organ bağışına dikkat çekmek için bisiklet turuna çıkan Yücel, uğradığı şehirlerde, hastanelerde tedavisi süren hasta çocukları ziyaret ediyor ve onlara oyuncak dağıtıyor. 6 yaşında kaybettiği oğlunun organlarını bağışladı. Kök hücre ve organ bağışına dikkat çekmek için bisiklet turuna çıktı. Kemal Yücel'in uğrayacağı duraklardan biri de oğlunun kalbinin nakledildiği Diyarbakır olacak. Vefat eden oğlumun kalbi Diyarbakır'da yaşayan bir hastaya nakledilmişti. Evladımın kalbinin verildiği şehre doğru pedal çeviriyorum. Bu içimde buruk bir sevinç oluyor. Adana'da yaşayan Kemal Yücel, 6 yaşındaki oğlu Utku'yu 2013 yılında beyin tümörü nedeniyle kaybetti. Baba Yücel, oğlunun organlarını bağışladı ve 5 hastanın yaşama tutunmasını sağladı. Oğlunun ölümünden sonra ilik ve organ bekleyen hastalara yardım etmek için dernek de kuran Yücel, yüzlerce çocuğa umut oldu. Kemal Yücel şimdi de kök hücre ve organ bağışına dikkat çekmek için bisikletiyle tura çıktı. Gittiğim şehirlerde insanlara kök hücre ve organ bağışının önemini anlatıp Kızılay ile koordinasyon kurarak burada kan bağışı ve kök hücre bağışı çalışması yapıyorum. Hastanelerde tedavi olan çocukları ziyaret edip onlara hediyeler dağıtıyoruz. Amacım çocukların hayatta kalabilmesi. 60 gün sürecek yolculuk 41 şehri kapsayacak. Yücel bisiklet turu boyunca 7000 kilometre pedal çevirmeyi amaçlıyor. Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki Çaygören Barajı en kurak günlerini yaşıyor. Su seviyesi bazı bölgelerde %20'nin altına düştü. Erzurum'daki Oltu Çayı da yine kuraklığın etkisiyle tamamen kurudu. Toprakta derin çatlaklar oluştu. Su seviyesi %20'nin altına düştü. Balıkesir'deki Çaygören Barajı kuraklık alarmı veriyor. Kuraklık sebebiyle %25 bir eksikle mevsime girdik. Yani %75 doluluk oranımız vardı. Şu anda da baktığımız kadarıyla Çaygören Barajı aslında son yılların en kurak mevsimlerinden birini yaşıyor. Bölge bu yıl az yağış aldı. Kışında çok kar yağmadı. Çaygören Barajı'nın Sındırgı bölgesinde su yer yer azaldı. 20 kilometre ileride bulunan Hisaralan mevkiinde ise su hiç kalmadı. Hisaralan bölgesine kadar olan alan tarlaya döndü. Çaygören Barajı çevredeki tarım arazilerinin sulanmasında kullanılıyor. Kuraklık nedeniyle çiftçiler için kısıtlama ve önlemler alınacak. Vatandaşımızdan özellikle bu aşamadan sonra daha dikkatli olması ve özellikle mısır gibi sılajlık işlerle ilgili sulamaları tamamen yapmaması gerekiyor. Burası da Erzurum'un Oltu Çayı. Kentte 35-40 derece arasında seyreden sıcak hava ve kurak geçen yaz çayın kurumasına yol açtı. İlkbahar aylarında taşkınların yaşandığı Oltu Çayı tamamen kurudu. Oltuyu ortadan ikiye bölen çayda yaşanan kuraklık nedeniyle tarım arazileri de susuz kaldı. Çocukluğumuzda yüzdüğümüz Oltu Çayı maalesef kurumuş durumda. Tarım alanları susuzluk tehlikesiyle karşı karşıya. Düzce'de antik kentte yapılan kazı çalışmalarında Apollon heykeli bulundu. Konuralp bölgesindeki antik kentte sürdürülen kazı çalışmalarında yeni bulgulara ulaşıldı. Antik tiyatronun sahne önünde çalışma yapan Düzce Belediyesi, kazı ekibi ve arkeologlar başta Apollon olmak üzere çok sayıda heykel buldu. Depremde kırıldığı tahmin edilen Apollon heykelinin iyileştirilmesi için İstanbul Arkeoloji Müzesi ile iletişime geçildi. Kısa bir ara gidelim, sonrasında haberleri aktarmayı sürdüreceğiz. Aranın ardından ana habere devam ediyoruz. Günün sıcak olaylarından birinin son bilgilerini paylaşalım. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medya hesabından paylaştığı bir mesaj var. Mardin'deki kazada hayatını kaybedenlerin sayısının 16'ya yükseldiğini ve 29 kişinin de yaralandığını aktardı Koca. Şimdi ayrıntıları almak üzere bölge temsilcisi Nizamettin Kaplan'la bir telefon görüşmesi gerçekleştireceğiz. Nizamettin, seni dinliyoruz.
Evet, kazanın görüntülerine baktığımızda sayının yüksek olabileceğini düşünüyorduk. Maalesef o düşünce gerçekleşti. İlk etapta 8 kişinin hayatını kaybettiği belirtilmişti. Yaralı konusunda sayı yoktu. Maalesef az önce Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarından sonra bu sayının arttığını görüyoruz. 16'ya yükseldi ölü sayısı. Ve yaralı sayısı da şu anda 29. Yaralılar arasında ağır olanlar da var. Yaralılara ilk etapta Derik Devlet Hastanesi ve Mazıdas Devlet Hastanelerinde müdahale edildi. Bazı yaralıların da Mardin'e kaldırıldığı bilgisi var. Saat 17.30-18 arasında gerçekleşti kaza. İlk olarak bir tır ve iki aracın karıştığı bir kaza meydana gelmişti. O kazada 3 kişi hayatını kaybetmişti. Görevliler ve vatandaşlar o kazaya müdahale ederken hemen kısa bir süre sonra bir başka tırın freninin patlaması sonucu o kaza alanına daldığı bilgisi ulaştı. Ve bu da görüntülerden de izliyoruz. Korkunç bir manzara. Çok sayıda insanın esnada araçların altında kaldığını görüyoruz. Tır tarafından sürüklendiğini görüyoruz. Dolayısıyla korkunç bir kaza olduğunu söyleyebiliriz. Hemen Derin girişinde Diyarbakır istikametinden gelirken 3 yol mevkii var. O bölgede oldu kaza. Ve ilk bilgilere göre 16 ölü, 29 yaralı var. Sayılar bu saatten sonra bilmiyorum değişir mi? Ama durumu ağır olan yaralıların da olduğunu söyleyebiliriz. Kaza sonrası tam bir panik havası vardı. Birçok kişi olay yerine yine gitti. Haber alamadığı yakınlarını arıyorlardı. Çok sayıda ambulans bölgeye sevk edildi. Ve o ambulanslarla yaralılar olay yerinden alınarak hastanelere taşındı. Şu ana kadar Mardin Derik'teki kaza yerinde kurtarma çalışmaları devam ediyor. Diğer araçların çekilmesi söz konusu tabii ki gerekli inceleme yapıldıktan sonra. Bir kez daha belirtelim, maalesef bugün Gaziantep'in ardından Mardin'in Derik ilçesinde de 16 kişinin yaşamını yitirdiği bir trafik kazası meydana geldi. 29'da yaralı var. Nizamettin Kaplan son bilgileri bizlerle paylaştı. Ve ana haberi burada noktalıyoruz. Saat başında Yakın Plan'la karşınızda olacağız.